Hünkârım, adamları konuşturduk. İhaneti kim teşvik etmiş? Hünkârım, bunlar Anadolu'dan getirilen askerler değilmiş. Ya kim? Duyun-u Umumiye kolcuları. Hepsi. Hüseyin Paşa Anadolu'dan asker toplamış. Lakin hepsini pusuya düşürüp şehit etmişler. Ve yerlerine geçmişler. Hüseyin Paşa'nın emriyle. Allah rahmet eylesin. Hüseyin Paşa bu işi tek başına çeviremez. Parvus'un seçtiği adamlarmış hepsi. Bu memleketin zararına ne varsa arkasında mutlaka batıdan gelen bir emir vardır evladım. Şaşmadık. Lakin siz şaşıracaksınız. Parvus'un sefaretten çıkarıldığı esnada ustaca yapılmış şemsiye numarasıyla ortadan kaybolması tecrübesiz adamların yapacağı bir tertip değil. Limandaki hareketlenme de öyle. Her ne kadar halk kandırılmış olsa da ajanlar da vardı. Bulalım, Parvus'un kafasına sıkalım hünkârım. Harp esnasında düşmanını yakınında istersin. Hem kurşun sıkacağı vakit siper almak için, hem de gerektiğinde kurşun sıkmak için. Murat evladım, biz de biliriz, bir kurşuna bakar. Lakin Müslümanların eziyet çekmemesi için Parvus'un arkasındakilerin kim olduğunu bilmek ve ona göre savaşmak için şimdilik Parvus'un yaşaması lazım. Bu nedir? Bir vakittir jurnaller gelir. Ne hakkında? Payitahtı saran bir hastalık var evladım. Huzurumuzu bozmak isterler. Yol keserler, haraç keserler. Afyon ticareti yaparlar. Hepsi adi vakalar. Evet. Bu sebeple meseleyle alakadar olanlar zaptiyeler. Lakin biz hepsinin birbiriyle alakalı olduğunu düşünürken zaptiye raporları bunun tersini söylüyor. Siz ne düşünürsünüz hünkârım? Ben hepsinin tek bir elden idare edildiğini düşünüyorum. Parvus onu sefaretten alacağımızı bilmiyordu. Şemsiyelerin birden açılmasını o tertip etmiş olamaz. Başka birileri daha var işin içinde hünkârım. Çöl tilkisi sana yardım ediyor. Parvus'un payitahta getirdiği ajanları tek tek tespit edip cezalarını verdik. Lakin bunlar başka. Lüzumu nedir hünkârım? Ne yapmak lazım gelir? Evvela Hüseyin Paşa'yı bulacaksın. Sonra da karşımızdaki bu sinsi teşkilatı bertaraf edeceksin.